Merhaba, Selcan Gür ile Sigorta Hattı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Uniko Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu. Ama önce Cenk Bey'e şunu soracağım. Ben Uniko dedim ama Uniko mu diyoruz, Uniko mu diyoruz? Hangisi daha doğru? Evet, bu yabancı telaffuzlu isimlerde hep bu tartışma olur. Biz Uniko diyoruz kendimiz ama Uniko da deniyor. Dolayısıyla çok da önemli değil. Biz ama kendi içimizde Uniko olarak bahsediyoruz. Her ikisi de doğru diyorsunuz. Her ikisi de doğru aslında. Evet. Şimdi ben konuklarımı takip ediyorum Instagram'dan. Buraya gelirken de baktım. Kara Gümrük Spor forması gördüm üstünüzde. Kara Gümrük Spor'da oynuyor olduğunuzu düşünmüyorum. Bize biraz anlatabilir misiniz? Yok, geçmişte futbolculuğum var ama Kara Gümrük Spor'da oynamadım. Evet, bir Almanya'da bir iki sene Alman Ligi'nde bir sol bek maceram oldu. Ama amatör olarak tabii, yani öyle profesyonel değil. Onu da denedik ama iş hayatında devam etme kararı verdik tabii. Kara Gümrük Spor'a biz Uniko olarak sponsoruz, ana sponsorlarındanız. Dolayısıyla bu sene işte dönem dönem Kara Gümrük forması üzerinde Uniko ya göğüs reklamı ya kol reklamı olarak görüyorsunuz. Benim ailem Kara Gümrüklü. Dolayısıyla hani ben de kendimi Kara Gümrüklü olarak kabul ediyorum. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. Geldiklerinde Fatih Karagümrük'e yerleşmişler. Hala da benim kütüğüm zaten Karagümrük yazar. Dolayısıyla hem bir gönül bağımız var. Hem de Karagümrük'ün tabii ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum kulübü ama 1926'da kurulmuş çok köklü kulüplerden biri İstanbul kulübü haliyle. O dönem yani ilk başlarda Avrupa kulüpleriyle ilk maç yapan Türk ekiplerinden bir tanesi. Belki biz daha çok diğer işte üç büyük kulüp de bir daha sivrilmiş, yükselmiş zaman içerisinde ama hani Karagümrük'te zamanının birincilikte uzun yıllar oynamış çok bilinen bir kulübü. Şu anda üçüncülikte, yani ikincilikte geçiyor tabii şu anda. Amaç yeni bir yapılanma içerisinde, yeni yapılanmasıyla tekrar Süper Lig'e çıkıp tekrar Avrupa Kupalarında maç yapmak istiyor. Biz de o yolda onlarla beraber yürüyoruz aslında. Hem bir gönüldaşlığımız var hem de dediğimiz gibi onlar da böyle bir, biz de yeni bir şirketiz, biz de bir yere doğru yürüyoruz. Onlar da aslında yeni bir oluşumla, yeni bir yolculukla iyi bir yere doğru yürüyorlar. Hep birlikte nasıl yürürüz diye bakıyoruz. Harika. Bunun dışında Kara Gümrük Spor'a destek olmanın dışında Uniko Sigorta'nın bir de sosyal sorumluluk projesi var bildiğim kadarıyla. Tohum Otizm Vakfı ile birlikte doğru yaptınız. Biraz ondan bahsedebilir tabii misiniz? O aslında üçlü bir proje. Kara Gümrük Spor yine onun içerisinde var. Dolayısıyla Uniko Sigorta, Kara Gümrük Spor ve Tohum Otizm Vakfı işbirliğinde yapılmış bir farkındalık projesi aslında. Yani otizmle ilgili tabii ki Tohum Otizm Vakfı'nın zaten ana amacı bu. Farkındalık yaratmak ve orada da işte bu farkındalıkla otizmli çocuklara destek olmak maddi manevi şekilde. Biz bunun neresinde duruyoruz? Tabii ki biz Kara Gümrük Spor'daki forma sponsorluğumuzun bazı haklarını Otizm Vakfı'na devrettik. Dolayısıyla şorttaki Uniko logosu yerine artık Otizm Vakfı'nın, Tohum Otizm Vakfı'nın logosu yer alıyor ki hani farkındalığı arttırmak amaçlı. Onun dışında dijital kanallardan sattığımız her bir sigorta poliçesi için 5 lirayı biz Tohum Otizm Vakfı'na devrediyoruz. Böyle de bir devamlı oraya gelir yaratma amaçlı bir faaliyetimiz var. Tabii Kara Gümrük Spor, biz, Tohum Otizm Vakfı bir arada çok da hani keyif aldığımız, bunlar aslında belki sigortacılıktan konuşmuyoruz ama bizleri aslında daha mutlu eden, yani hem iş hayatında hem işte sosyal hayatta hem de bir farkındalık yaratma anlamında projelerden bir tanesi. Tabii insan işine anlam katmak istiyor yaptığı işi. Yaptığı işi yapmayı sürdürürken de böyle güzel projeler yapınca insan oradan daha fazla besleniyor. Yani işte diyorsunuz sabah Kara Gümrük forması vardı üstünüzde. Evet, neden? Çünkü ben seviyorum Kara Gümrük'le yaptığımız işbirliği gerçekten, yani bir gönüldaşlık da var. Yani bir şeyi hakikaten severek ve hani mutlu olarak yapmak, onu benimseyerek, içselleştirerek yapmak çok önemli. Otizm Vakfı'yla olan işbirliğimiz de bu anlamda aynı şekilde. Yani onu hakikaten içselleştiriyoruz. İşte koşuyoruz biz. Bir koşu ekibimiz var şirkette. Otizm Vakfı ayarına koşuyoruz. Hatta bu hafta sonu geyik koşuları var. Belki öyle mi? Nerede? Ama geyik koşu? Belgrad Ormanı'nda. Orada da yine Otizm Vakfı yararına koşacağız Uniko koşu ekibi olarak. Bunlar bizi mutlu ediyor. Hem ekibi mutlu ediyor, hem beni mutlu ediyor. Hem de tabii günlük işimizi zaten hani hepimiz çok yoğun çalışıyoruz günlük işin içerisinde ama böyle yanına bu tarz anlam katan işler olunca da insan daha bir mutlu oluyor, daha bir şekilde çalışıyor aslında. Evet, aynen öyle. Şimdi Uniko Sigorta aslında diğer sigorta şirketlerine nazaran
daha genç, daha yeni bir sigorta. Siz de zaten en genç genel müdürlerden, CEO'lardan birisiniz. 2018 yılını nasıl geçirdi Unico Sigorta? Evet, Unico Sigorta dinamik bir şirket. Yani biraz ekibimiz, tabii ben bütün istatistiklere hakim değilim ama yaş olarak sanırım sektörde en genç ekiplerden birine sahibiz. Dolayısıyla bu tabii yaptığımız işe de yansıyor. Unico Sigorta 2015 yılından beri var olan bir şirket ama aslında Aviva Sigorta'yı devraldı. Çok da eski bir şirket Türkiye'de, 30-35 yıllık bir şirket. Son 3 senesine baktığımızda her yıl yaklaşık %30-40 büyüyor. Sektörün 10-15'ler seviyesinde büyüdüğünü düşünürseniz hani sektörün ciddi üzerinde büyüyoruz. 2014 sonunda 200 milyon olan prim üretimini bu sene sonunda 650 milyona getirdik. Dolayısıyla yani neredeyse bir 3 katının üzerinde bir büyüme her yıl üstüne koyarak gidiyor. Bu sene de yine %40'lar civarında bir büyümemiz var. Tabii bizim bazı branşlar odak branşımız. Mesela kasko. Burada ilk 10'a girme gibi bir hedefimiz var. Bu sene bu büyümemizde 11.liğe yerleştik. Dolayısıyla inşallah artık önümüzdeki sene bu hedefimizi de 10'unculuğa ya da ilk 10'a işte daha üstlere de tabii inşallah gelerek tamamlamayı düşünüyoruz. Yine kurumsal branşlarda da ciddi faaliyeti olan bir şirket. Kurumsal yangında da ilk 10'a girme hedefimiz var. Oralarda biraz daha 12. 13. 14. sıralardayız ama yavaş yavaş işte yukarılara doğru gidiyoruz. Evet, yani sektörün dinamik, hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesi diye herhalde bahsetsek çok yanlış olmaz. Peki 2019'la ilişkin hedeflerinizi anlatırken bunları da işin içine katabilir miyiz? Hani ilk 10'a girmek hem tabii, yangında tabii, hem... Tabii zaten bunlar hedeflerimiz olduğu için bu hedefler devam ediyor. Yani biz kendimize bir pazar payı hedefi kurmuyoruz aslında. İlk 10'a girmek de bir söylem bizim için. Yani biz tabii karlı işler yaparak tanınmak istiyoruz sektörde. Biraz karlığa önem veren bir şirketiz yapı itibariyle. Dolayısıyla hani bu büyümemizi biraz daha karlı olduğunu düşündüğümüz branşlarda yapmak istiyoruz. Eğer hani biz tabii karlı gözetmeksizin işte zorunlu olan branşlarda büyümeyi tercih etseydik bunun kat be kat üstünde de büyüyebilirdik. Ama işte önümüzdeki senede bir 800 milyonun üzerinde bir prim üretimi hedefimiz var. Yani her sene bu %30'da bir büyüme. Tabanda büyüdükçe o %30 ciddi bir rakama tekabül ediyor. İşte neredeyse bundan 3 sene önce yıllık ürettiğimiz primi sonraki sene bir büyüme olarak artık görüyoruz. Bu anlamda da hani iyi gidiyoruz şirket olarak da. Karlılığımız da artıyor gün geçtikçe. Ama zor bir sektör. Yani siz benden tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Rekabetin fiyat üzerinde çok yoğun yapıldığı bir sektör. İşimiz kolay değil ama biz de bütün zorlukları içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki Unico Sigorta'yı diğer sigorta şirketlerinden ayıran Unico'ya özel ürünleriniz var mı? Var. İşte kasko mesela odak branşımız dedik biz. Unicasco diye bizim bir ürünümüz var. Bu bayağı yenilikçi bir ürün. Sektörde de olmayan bir ürün. Nedir bu ürünün özelliği? Bu mesela aylık abone usulüyle çalışıyor. Yani bugün bir hani işte... Dijitürk aboneliği yani gibi. Yani çok ismini telaffuz etmeyeyim dedim. Reklama giriyor girmiyor şeyde tartışmasın ama bir televizyon aboneliği ya da bir işte film sitesi aboneliği gibi. Dolayısıyla aydan aya ödüyorsunuz ve istemediğiniz zaman kaskonuzdan çıkabiliyorsunuz. Yani böyle yıllık bir kasko ürünü değil. Ha mesela bir hafta arabamı kullanmayacağım. Şimdi o ayrı bir özellik. Giriyor, öyle bir yani şey. Bu ay varsınız, önümüzdeki ay ben iptal ediyorum kaskomu dediğinizde iptal ediyorsunuz. Normalde yıllık ya kasko. Burada yıllık değil. Bu vadesi olmayan bir ürün. Ve siz hayır ben iptal ediyorum demediğiniz sürece devam ediyor. Yani 5 yılda devam edebilir her ay siz ödediğiniz sürece. Kredi kartınızdan her ay çekilerek devam ediyor. Bir de bahsettiğiniz özelliği var. Tatile gittiniz. Bu müşterilerin bizden çok araştırmalarda da talep ettiği bir şeydi. Diyor ki müşteri ben izne gidiyorum yazın. Bir ay yokum. Arabamı da garaja park ediyorum. İşte Bodrum'dayım. Ben niye kasko parası ödüyorum? Çok da doğru bir talep şimdi düşündüğünüzde. Biz orada ne yapıyoruz? Bir durdur başlat özelliği var. Yıl içerisinde bir ay istediğiniz kadar kaskonuzu kendi aplikasyonundan durdurup başlatabiliyorsunuz. Hani bizi aramanıza falan gerek yok. O dönemde ama arabanız diyelim ki bir kapalı garajda Allah korusun yandı ya da çalındı yine ödüyoruz. Yani o özellikleri biz çarpma çarpışma ile ilgili özelliklerini kapatıyoruz. Çünkü diyorsunuz ki siz de taahhüt ediyorsunuz ben arabamı park ettim burada duruyor. Yani buna da bir hani benim bir yere çarpacağım yok yani biri gelip çarparsa zaten o karşı tarafın sorunu. Dolayısıyla bu özelliği var. Bir loyalty programı var. İşte çeşitli indirimlerden yararlanabiliyorsunuz sene içerisinde işte benzin alırken, başka arabaya yine uygun ürünler alırken vesaire. Yani müşterinin hakikaten çok sevdiği bir ürün. Kredi kartınızı blok etmiyor her ay. Bir abonelik usulü çekildiği için limitinizi dönem dönem özellikle bazı müşterimizin çocukların okul ödeme dönemlerinde vesaire kredi kartları ciddi blokeleniyor. Bunların hepsini bir araya getirdiniz. Hani çok hakikaten talep gören
Ve müşterinin de çok sevdiği, ki bunu yenileme oranlarından görüyoruz. Neredeyse hani her yıl aynı müşterinin tekrar yenilediği bir ürün haline geldi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bunun dışında biz bir de biraz... seyahatle ilgili değil mi, evet, bir ürününüz evet. var? Şimdi biz biraz daha kafamız şeye dönüyor. Yani biz genelde pazar araştırması ve müşteri araştırması yapıyoruz çok yoğun olarak. Müşteriler bizden özellikle seyahatte, ki konut da bunun daha sonra konut sigortalarında da gelecek. Onda da ürünlerimiz var, çalışmamız. Önleyici ürünler istiyorlar. Yani kimse şundan mutlu değil. Yani evime hırsız girdi, ne güzel, sigorta şirketi ödedi yani. Kimse hırsız girmesini istemiyoruz evimize. Ya da işte seyahate gittik, çantamız çalındı. Ya da başımıza bir şey geldi kötü. Yani şimdi bunun ödenmesi güzel de, yani siz o anda orada kaldığınız zaman zor bir durum. Şimdi bizim bir yine İTÜ'den iki tane Türk mühendis arkadaşın yarattığı Mimic diye bir cihaz var. İnternet, IoT dedikleri, Internet of Things, nesnelerin interneti. Aslında bu cihaz tam bunun bir örneği. Bu cihazı biz dedik ki onlarla beraber çalışarak nasıl bir sigorta ürünü haline getirebiliriz? Seyahat sigortaları ön plana çıktı. Bu cihazı çantanıza takabilirsiniz. Ve kuruyorsunuz. Cep telefonunuzla senkronize çalışıyor Bluetooth üzerinden. Çantanız, kendiniz diyorsunuz ki 10 metre. Mesela siz öyle ayarladınız. Çantam benden 10 metre uzaklaşırsa telefonunuza mesaj geliyor. Alert ediyor. Ya da çanta da zaten çalmaya başlıyor. Üzerindeki cihazdan da, yani içine de koyabiliyorsunuz. Ya da işte hepimizin seyahatte başına gelen, kötü bir şey değil ama banttan çantanız gelir. Ya işte hangisi benim çanta, evet, geldi mi? O arada işte bir, belki bir ihtiyacınız var, bir kahve içeceksiniz, çay içeceksiniz. Çantanız geldiğinde size bilgi veriyor. Çantanız konveyörden geldi. Harika. Diye. Neyse, gidip alıyorsunuz. Daha bir kullanım alanı daha. Seyahate gittiniz. Yine anne baba herkesin başına gelmiştir. Siz alışveriş merkezinde bir şeye bakarken bakarsınız, çocuk yok. Şimdi aklı çıkar insanın. Değil mi? Çocuğa takabiliyorsunuz cihazı. Çocuk sizden 10 metre uzaklaştığında da size alert edebiliyor. Peki bu cihaza sahip olmak için bu ürünü mü almamız, evet, gerekiyor? Evet, yani bu ürün zaten seyahat, bu cihaz. Seyahat ürününü. Yani, seyahat sigortası ürünü. İçinde bu cihaz da var. Bu bir paket. Dolayısıyla önleyici bir özelliği var ama seyahat sigortası özellikleri de var. Yani işte vize almak için gerekli olan seyahat sigortası ilgili şeyler de bunun içerisinde zaten. Bu bir örnek aslında. Biz bunu denemek için biraz da piyasaya sürdük. Hakikaten çok olumlu tepkiler alıyoruz. Şimdi bunun benzerini ev için yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz? Sonra da insanın bütün hayatını bir araya getirmek için bu tarz teknolojinin de faydalarını kullanabilir miyiz? Hep denir ya, Türkiye'de sigortacılık gelişmiyor. Yani şimdi oturarak bunun gelişmeyeceği ortada zaten. Yani yeni gelişse bugüne kadar gelişirdi. Şimdi insanları dinlemek lazım müşteriyi. Müşteri diyor ki bana önleyici bir şey var. Peki bu ürünün adı nedir? Mimic. Mimic. Akıllı seyahat sigortası diyoruz. Akıllı seyahat sigortası. Yani biz hani bunun biraz daha hani akıllıca bir şey olduğunu düşünüyoruz. Unicorn'un akıllı seyahat sigortası, cihazın adı da Mimic. İçinden Mimic çıkıyor. Yani bu tarz ürünlerimiz var. İşte en son başka yeniliklerimiz var. Sadece bunlar ürün olmak zorunda değil. Süreçlerde yenilik de çok önemli. Yani dijitalizasyon. Şimdi mesela biz artık araba ruhsatlarında QR kod var biliyorsunuz. Evet. Bu QR kodu cep telefonunuzu okutarak hiçbir şey girmeden bizden kasko teklifi alabiliyor müşteriler. Yani bu da bir yenilik. Hani dünyada da pek var mı bilmiyorum ama hani Türkiye'de kesinlikle ilk. Ama bu var. Yenileme için geçerli değil Yo, mi? Yok, hayır, sıfırdan da teklif alabiliyorsunuz. Bütün bilgiler o QR kodun içinde var sizin fiyatlama için ihtiyacınız olan. Onu okuttuğunuz anda zaten tamam. Yani müşteri için de çok basit. Yani şimdi oraya bir sürü bilgi doldurmaktansa. Acenteler için de çok basit. Tabii ki. Yani, tabii ki. Yani şey, siz daha çok süreçleri kolaylaştırmaya yönelik. Bir de riskleri minimize etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani işte her türlü inovasyonu yapmaya çalışıyoruz. Süreçlerde inovasyona ihtiyaç var, ürünlerde var. Yani işin her alanında aslında sigortacılıkta inovasyona ihtiyaç var. Ve bunları yaptığınız zaman sektörün ben açıkçası büyüyeceğini düşünüyorum. Yani hani Türkiye'de... Evet, onu da soracaktım aslında ben size. Sigortacılık yapmak Türkiye'de biraz daha zor. Hani çok. Yurt dışıyla kıyasladığımızda. Neler yaparsak daha çok mesafe kat edebiliriz? Yani hep tabii deniyor, ben de sektörde nispeten yeniyim. Bir 4 senedir benim sigortacılık geçmişim. Hep anlatılan, biz de sunumlara koyuyoruz. İşte Türkiye'de sigortanın gayri safi milli hasıla içerisindeki payı düşük. İşte Avrupa'daki bilmem ne seviyesine geleceği zaman burası uçacak, kalkacak, işte uzaya gideceğiz. Ama bu olmuyor yıllardır. Yani 20 senedir hep aynı hikaye anlatılıyor. Neden olmuyor? Çünkü farklı bir şey yapılmıyor. Yani dediğimiz gibi işte farklı ürünler yok, farklı yaklaşım yok. Yani eğitim için, halkın eğitim için biz bir bütçe ya da çaba sarf etmiyoruz sigorta şirketleri olarak, şimdi onları hani kendimizi de suçlayalım burada. Şimdi bunları yapmazsanız hani oturduğu yerde bir şey büyümüyor. Yani bir çaba harcamak lazım.
biraz farklı yaklaşımlar gerekiyor. Ama şu da önemli değil mi? Hani Türk insanının sigortaya bakış açısı da önemli değil mi? Ya hani biraz bir kadercilik yaklaşımımız var. Çok kesinlikle mı? Öyle ama işte biraz önce anlattığım araştırmalar zaten bunu ortaya koyuyor. Siz de o zaman onların sonuçlarına uygun ve yani halkın anlayacağı şekilde belki önleyici bazı ürünlerle sigortacılığa girmeniz lazım. Yani bu onları gösteriyor aslında. Yani öyle halkımız kaderci oturalım biz de o zaman sigorta almayacak bunlar dediğiniz zaman o tabii çok iki taraf için de faydalı olmuyor. Anladım. O zaman müşterinin ihtiyacı olan doğru ürünleri, yenilikçi ürünleri yaparsak doğru yerde sunarsak doğru fiyatlar. Tabii ki. Sektör daha da ileriye gidecek. Daha ileri gider diye düşünüyorum. Peki, denemek çok lazım. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Bir sohbet oldu. Bugün Unico Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu'yla sohbet ettik. Unico Sigorta'nın çok yenilikçi ürünleri var. Onları mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.